Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz bir W211 kasa Mercedes. Ben teşekkür etmeye devam ederken Ayhan abi dedi ki kamerayı ver, böyle daha güzel oluyor. Öyle devam edelim. Arkadaşlar aracımız 2003 model 211 kasa bir Mercedes. Bu otomobilin aynı renginin, aynı modelinin bir videosunu daha çekmiştik ama o E200'dü. Bu 270 CDI. 270 CDI'nin özelliği ne? CDI dizel demek. 270 motor, 177 beygir güç ve 415 Nm tork üreten 5 silindirli turbo beslemeli dizel bir makine arkadaşlar. Ülkemizde bu otomobilin daha çok 220 dizel işte ya da E200 versiyonu, daha çok 4 silindirli biraz daha az yakıt tüketen versiyonları tercih ediliyor. Bu otomobilin güzelliği de şu, araba güzel gidiyor gerçekten, biraz sesli çalışıyor, onu zaten birazdan gösteririz size. Daha performanslı, daha böyle ruhuna hitap eden bir otomobil ama hani bunun yerine E200 alıp da LPG ile daha uygun yakıt maliyetiyle binenler var. Ama dizelde mesela özellikle uzun yolda bineceksen, aynen abi sen de fark ediyorsundur, uzun yolda bu araba bu motorla beraber daha güzel hissettiriyor. Bu otomobilde 5-6 ileri manuel, işte 5-7 ileri G-Tronic şanzımanlar kullanılıyor. Bu 7 G-Tronic, bu otomobildeki 5 G-Tronic şanzıman. 2009 yılına kadar bu otomobil üretildi arkadaşlar. Sonraki makyajlı versiyonlarında 7 ileri şanzımanlarda, otomatik versiyonlarında kullanıldı. Bizim aracımız Avantgard paket bir araba. Hemen şöyle ön tarafından başlayalım. Önde görüyorsunuz mercekli farlar. Yine bu da kedi göz. Bunun ilk esas kedi gözü 210 kasalar tabii, bir eskisi ama bu da kedi göz. Far yıkamalarınız, sis lambalarınız, burada kromlarınız vesaireniz var. Kaputumuz uzun arkadaşlar yine. Ortada bir Mercedes logomuz. Güzel. Burada yan tarafta 16 inç jantlarımız var. Bunlar 215, 55, 16 jantlar ve 5 kollu. Avantgard yazısı yan tarafta. Burada yine ledlerimiz var, sinyal ledlerimiz. Bu otomobillere krom çok yakışıyor. Mesela şuradaki krom detaylar, buradaki krom detaylar vesaire oldukça güzel gözüküyor. Şöyle arka tarafına doğru geldiğimiz zaman biraz da araba aslında böyle büyük bir araba ama daha küçükmüş gibi hissettiriyor kendisini. Bu arada bu otomobil 1695 kilo ağırlığa sahip, ağır bir araba. Tabii bu kadar büyük dizel makine, otomatik şanzıman vesaire, bu kadar donanım bedava olmuyor, biraz ağır oluyor. 9.3 saniye bu şanzımanla beraber 0'dan 100 km hızlanması var ve 530 litre civarında bir de bagaj hacmi var. Hemen şöyle arkasına doğru geçelim. Arka taraftaki tasarımı da gerçekten çok şık gözüküyor. Küçük krom detaylar, mesela bu yıllarda Mercedes biraz daha kromu azaltmış ama bu küçük krom detaylar bile güzel gözüküyor. Hemen şöyle bagajı açalım. Bagajımız düz, kaplamalar oldukça kaliteli. Yandaki boşluklar falan güzel. Ha, şuralara birer set olsaydı daha güzel olurdu. Şöyle altını kaldırdığımız zaman da şöyle bir alan var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şurada da yine bir tane şeyimiz var. Bunun altında da stepne yok ama stepne boşluğu var. Yani bagaj bayağı derin. Şuradaki yalıtım malzemelerini falan da görüyorsunuz zaten. Aydınlatmalarımız bir tane burada, bir tane de bu tarafta var arkadaşlar. Aynı zamanda yukarıda da bir tane aydınlatma var. Yani şu aydınlatma olayı bile gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu bagaj kolları da içeri saklanmış vaziyette. Gördüğünüz gibi kapatalım ve arka tarafına bir geçeyim. Arkada arkadaşlar delikli derilerimiz var. Güzel. Burada küllüklerimiz var. Bunların içerisinde krom kaplı cam otomatiklerimiz. Şu ahşabın rengi gerçekten çok güzel. Kapı üstlerine varana kadar, tavanlara varana kadar airbaglerimiz var bu otomobilde. Yine ön koltukların arkalarında da var. Hemen içine biniyorum. Burada görüyorsunuz. Koltuk altlarında aydınlatmalar var arkadaşlar bu otomobilde. Yukarıda şurada kocaman bir aydınlatma panelimiz var mesela, şöyle gördüğünüz gibi kitap okuma lambaları var. Güzel bu aydınlatma paneli de. Burada bir kol dayanağımız var. İçerisinde şöyle kaplı bir kol dayanağı bu kol dayanağı. Aynı zamanda şuradan iki tane de bardaklığınız çıkıyor bu şekilde. Ortada iki tane havalandırma menfeziniz var. Şuradaki gözde bir küllük, bir de 12 volt çıkışınız mevcut. Tutamaklarımız 4 tane. Tavanımız kadife kaplı. Şuralar kadife kaplı. Aşağıdan itibaren o suni kumaş var. Şurada ayar lemnet kemeri mandallarımız var. Tabi bu araba bu serinin en dolusu değil. Bunun daha ne dolu versiyonları var. Bizim herhalde abi daha önce burada çektiğimiz E200 biraz daha doluydu. Koltuk kafalıkları falan bile elektrikliydi o arabada. Elektrikli. Bu da boş değil ama bunun daha dolusunun olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ön tarafa geçelim. Şimdi bu arabada böyle geldiğimiz zaman burada da yine aynı kaplamalar mevcut arkadaşlar. Şuralar buralar tamamı deri kaplı bu arabada. Şurada küçük bir gözümüz var. Bu komple böyle bir kaplı. Bagaj açma tuşunuz, dört cam otomatiğiniz, yan aynı ayarlarınız var, aynı kapamanız var. Burada şu sırtta bir tane otomatik elektrikli koltuk ayarınız var ama tamamı elektrik değil.
manuel ayarlarla da desteklenmiş bu otomobilde. Biz daha önceden bunun daha dolu versiyonunu çekmiştik dediğim gibi. Hemen içine biniyorum. İçeride arkadaşlar, burada otomatik farımız mevcut. El frenimiz yine burada. Şuradan basarak çekiyorsunuz, şuradan tutarak bırakıyorsunuz. 5 ileri şanzımanımızın kolu burada. Ses sistemi tuşu ve yol bilgisayarı ayarlarını buradan direksiyon üzerinden halledebiliyorsunuz. Direksiyonun rengi de güzel. Burada orta alanda görüyorsunuz, çift taraflı dijital bir klimamız var. Burada bir tane küçük ses sistemimiz mevcut. Bu ses sisteminde hem CD çalar hem de kaset çalarımız var. Bunu da şöyle açalım. Şöyle bir kaset çalarımız mevcut arkadaşlar. Şöyle kapatırsak olur. Arka kafalıkları hala bu nesillerde de yatırabiliyorsunuz. Şurada bir tane gözümüz var. Şanzımanımızda standart ve winter modu var. PRND artı eksi modunuz da yine mevcut. Şurada bir tane gözümüz var. Bu bardaklık gibi. Bunun herhalde bir şey oluyor, aparatı oluyor. Burada bardaklık falan da yapabiliyorsun ama bu arabada bardaklık yok. Şurayı açtığımız zaman burada arkadaşlar şöyle bir göz var. Küçük, gördüğünüz gibi. Yine burada arkadaşlar şöyle bir gözünüz var, gördüğünüz gibi. Bu belki daha dolu versiyonlarında koku moku bir şey olabilir yani. Burada böyle bir göz bilmiyorum ama muhtemelen bir şey vardır burada. Şöyle açtığımız zaman ikili, ortasından krom bir çizgi geçen torpido gözümüz var, gördüğünüz gibi. Bunu kapatalım, yukarı doğru çıkalım. Yukarıda arkadaşlar ikili, şöyle göstereyim. Şunu açayım, ikili güneşliklerimiz var. Hem önü hem yanı açmak için. Burada aydınlatmalı aynalarımız da mevcut güneşliklerin içerisinde. Bunu tekrar şöyle bir kapatalım. Şu sistem güzel bir sistem ama. Yine burada aydınlatmalarımız, otomatik kararın iç dikiz aynamız mevcut. Aracın içi dışı böyle. Zaten Mercedes grubunda bu yıllarda özellikle dizeller bir tık daha boş geliyor abi. Benzinler muhtemelen fiyattan dolayı. Dizeller pahalı olduğu için boş alıyorlar. Benzinler biraz daha ucuz olduğu için şöyle diyorlar. Hani benzinli olsun, biraz daha dolu olsun diyenler benzinli alıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir motorumuzu çalıştıralım. Sesini dinleyelim. Bir de sürüşünden bahsedelim. Burada saatimiz de var kadranımızda. Ya Mercedes tabii başka bir dünya her zaman ama eski Mercedes alacaksan da bunun bence bir kültürü olmalı yani. Bu arabaya binme kültürüne sahip olman lazım. Özellikle dizelini alacaksan tabii. Altyapın olacak, bu arabayı tanıyacaksın, bileceksin, biraz arabadan anlayacaksın. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de bu tarz arabaların sürekli her şeye kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Abi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama hani bir Hyundai Accent biner gibi binmeyeceksin bu arabaya mesela. Tabii canım, ayak işlerine kullanmayacağım. Bu arabayı alacaksın, uzun yola çıkacaksın. Bakımlarını yaptıracaksın. Bu arabayı alan adamın mesela yeri geldiği zaman bakımına 5.000 lira, 6.000 lira, 10.000 lira para vermeyi göze alıyor olması lazım. Sevdiği için binmesi lazım. Yani bu arabaya sevilerek binilir. Bakım yapacaksın, ondan sonra masraf etmeden bineceksin bu tip arabaya. Kesinlikle. Yani bence bu arabaya insan sevdiği için biner. Evet. Hani böyle bir arabam olsun diye binilmez bu arabaya. Evet. Ya da bir Mercedes'im olsun diye binilmez çünkü sevmek bir anlamda biraz ufak tefeğine katlanmaktır, ilgilenmektir. Mesela şimdi ben bakıyorum, bazı adam var. Şu an benim arabaya bindiğim gibi. Ben mesela normal alelade otomobiller biniyorum. Ama ne yapıyorum? Çok şey yapmıyorum. Yani biniyorum, normal biniyorum. Ama mesela tabii bir 124'üm olsa mesela benim sevdiğim, ya yani bir 140'ım olsa ben ona severek binerim. Ben ona binmem bile yani doğru düzgün. Gözümden esirgerim. Ben hani bu otomobillerin de, bu çok yeni bir araba değil. 17 yaşında bir arabadan bahsediyoruz. Ufak ufak öyle olmaya başladığını düşünüyorum açıkçası. 5 silindirli eski nesil bir dizel motora sahip bu otomobil. Tabi yeni nesil dizeller bundan daha sessiz karakterli. Ha bu da dışarıdan sesli. İçeride bir şey yok yani. İçeride yine sessiz gidiyorsun. Mercedes'liğini gösteriyor. Mercedes'e bindiğin belli oluyor. Kesinlikle belli oluyor. Ama yine işte kullanımında, işte arabanın motorunu ısıtmada mesela, hani uzun yolda binersen, yormadan binersen bu arabaya daha çok tad alırsın, daha çok zevk alırsın diye düşünüyorum açıkçası ben. Aracımız yani şöyle baktığınızda yine geniş büyük bir araba ama bir 210, bir 124 biraz daha böyle ferah hissettiriyor içerisinde. Biraz daha sıkı tasarımı olan bir araba. Ama yeni nesil Mercedes'lere baktığın zaman da belki de şey diyorum ben, hani dönüp dönüp son o tadı aldığın araba bu araba yani. Gerçekten öyle. O Mercedes tadını aldığın son araba bu araba. Bir de bunun tabii şeyi de var. Cam tavanlı versiyonları falan filan var. Onlar böyle güzel ekstraları var. Aynen. Güzel makyajlı falan filan alınıp binilebilir. Ha, bu da çok boş bir araba değil. Yani mesela burada hız sabitleyicinde, limitöründe var her halükarda. Çok boş bir araba değil. Böyle de alınıp eğer araba temizse binilebilir. Mesela sizin sattığınız 210 vardı abi, patlıcan moru dediğin araba.
Arabada klima yoktu ama işi bilen biri geldi, ben aldı arabayı. Niye? Arabanın motoru güzel, şanzımanı güzel, zevkili. Bin. Ya bilen adam, çok kıymetli bir arabaydı. Ama o da mesela, ben görüyorum, bizim mahallede o araba şimdi. Görüyorum, adam her şeye binmiyor arabaya. Bir kültürle biniyor. O gerçekten güzel bir şey. Şimdi biz gelelim arabaya. Arabanın süspansiyonları yumuşak arkadaşlar, ama eski nesillerin süspansiyonları biraz daha yumuşaktı. Şimdi şöyle bir 124'e bakınca teknoloji devreye giriyor. Tabii burada biraz biraz daha yol tutsun diye sertleştiriyorlar vesaire. Ama 124'lerin süspansiyonları, 210'un eleganslarının süspansiyonu, tabii bu avantgard bir araba. Daha böyle bir şeydi, tatlıydı. Burada kaza mı olmuş? Görüş açılarına gelelim arabanın. Aynalarımız küçük ama açıları büyük, ama yine de küçük. Orta ayna birçok işinizi çözüyor bu arabada. Direksiyonumuz sert bir direksiyon. Ele güzel oturuyor. Çok net değil. Oldukça konforlu bir direksiyon. Koltuklarınız çok güzel. Yani manuel bile olsa çok ayarı var abi koltuğun. Sağını solunu her tarafını ayarlayabiliyorsun. Yine yangın söndürücün şu alt tarafta var. Bu da güzel. Bu içini boşaltıp başka bir şey olarak da kullanabiliyorsun bunu. Baktığın zaman. Onun dışında aracın böyle oturumu, işte karşında bu yıldızı görüyorsun abi, her şey bitiyor. Her şey bitiyor, aynen öyle, kesinlikle. Başka bir dünyaya dalıyor. Kesinlikle öyle. Rüzgar sesi bu arabada 120 itibariyle, 120-130 itibariyle, ama bastırılmış geliyor. Yani duyuyorsun ama hani tabii bir şey var böyle, uuu sesi var bir de. O sesi bile zevk veriyor. Tabii kesinlikle. Yol sesin çok yok, çok az var. Motor sesin geliyor biraz ama güzel geliyor. Şimdi onu dinletelim abi. Güzel gelecek ses. Hafif sara sara gidiyoruz arkadan. Şimdi 180. 80, 90, 100, 120, 130. Güzel de devir çeviriyor. 140. Abi bu arabayla gazladıkça benzinli gibi hissettiriyor. Yani normalde hani devir çevirdikçe şey yapar ya dizel makine. Böyle cayırtıcı yurtu sesi gelir, böyle bir incelir ses, böyle o enjektör seslerini iyice duyarsın. Bunda öyle değil. Bu Almanca arabası kardeş, bu uzun yol arabası. Bunda şimdi bastıkça tatlılaşıyor ses. Abi şimdi baktığın zaman Almancılar bile şimdi bunlarla geliyor. Ama bunun tadı da başka yani, baktığın zaman kesinlikle. Tabii bunu bilenler biliyor. Yani şey derken şaka yapmadık yani, son Mercedes'lerden biri derken şaka yapmadık. Bir de bu arkadan güzel de açıyor, biliyor musun, gazladığın zaman. Gaz tepkileri falan net. Şanzıman çok hızlı değil ama çok konforlu bir şanzımanı var gerçekten. Güzel seyrettiriyor seni, yolda ilerlettiriyor. Yol tutuşun benzinliğe göre bu araba daha yakın yere. Yani biraz ağır da. Biraz daha oturaklı. Bu biraz daha oturaklı, aynen. Yani dizel versiyonu. Daha yapışıyor. Daha oturaklı. Zaten dışarıdan baktığın zaman bile belli oluyor yani. Bu biraz böyle gazıya geliyor yolu. Ondan sonra. Kesinlikle abi. Ama bu araba, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama, dizeliyle daha zevkli bu araba ya. Benzinlisine göre. Dizelin tadı daha farklı ya. Dizelde bir şıkırtıyı bir duyacaksın. Seiko 5 saat gibi şık 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 sesler gelecek. Hiçbir şey olmadan diyorsun. Tabii yani, ona adam zaten zevk veren konuşuyor da dizeli. Tabii bir de ya öyle şimdi mesela ben diyorum ki çok sesli çalışıyor diyorum. Sen diyorsun ki çok güzel çalışıyor. İşte yani sesini bile seviyorum biz bunu. Tabii kesinlikle öyle. Öyle bir arabaydı arkadaşlar. Yakıtına gelelim abi. Yakıt ne yakıyorsunuz bu arabada? Şu an mesela bana 15 litre civarında bir yakıt gösteriyor ama biz soğuktuğu yerde bayağı ısıttık. Tabii yani biz durduğu zor, yerde. Biz zorladığımız için. Bir kahve içene kadar ısındı mesela araba, bir de gazladık falan. Normalde yakıt tüketimi olarak herhalde şehir içinde 11-13 arasında yakıyorsunuz. 13'e pek çıkmaz. 10-11 civarında ancak yakacak. Anladım. Şehir dışında abi? Şehir dışında da yani 8'e kadar düşüyor. 7-8 arasında. 7, güzel yani. Kullanıma bağlı. Şimdi öndeki arabanın üstünden geçeceğim dersek yakıyor. Ama sabit hızda işte 150-150 gideyim dersen tabii, diyorsun. Tabii standart araba aradığın zaman zaten bu tip arabalar uzun yolda yakmaz. Şehir içinde durgakta yakar. Tabii. Yorulur durgakta çabuk. Yani. Çabuk şey yapar. Tabii şimdi kendini toparlayana kadar mecbur araba yakıt yakması lazım. Tabii. Ama kendini aldıktan sonra daha bir şey olmaz. Vallahi ben kullanmakta yine çok zevk aldığım bir arabaydı bu arabada. 270 motoru da gerçekten güzel gidiyor ve güzel hissettiriyor. Uzun yolda gerçekten güzel. Mesela şöyle bir tekrar gazlayalım. Abi yani 4200 devirlere kadar çeviriyorsun ve ses giderek böyle tatlılaşıyor. İşte garip bir dediğimiz olay bu. Aynen, garip bir yapısı var gerçekten. Bir de devir çevirme karakteri çok iyi. Yani 177 beygir ama şey yok mesela. 2000 devirde turbo devreye girdi de araba biraz böyle şey yaptı, kendini topladı patiye. Öyle bir şey yok. Hep aynı. Sapıtmıyor, aynı düzende gidiyor. Aynı düzende gidiyor. Gerçekten o da güzel. Buna ne diyorsunuz abi fiyat olarak? Şu an fiyatları hep soruyorum şundan dolayı.
bu videoyu 2020 yılının 7. ayının 24'ünde çekiyoruz. Yarın şunu diyeceksiniz mesela, 2021 yılında izleyen adam diyecek ki abi demek ki o zaman buymuş fiyatı diyecek. Yani, mesela senin önceki 211'i çektiğimizde pahalı dediler. Şimdi o araba 50 bin lira koydu üstüne. Yani, o fiyat olsa hemen yapışırlar yemin yani, ederim. Şey, hala müşteri çıkıyor zaten araba. Bu parayı alacak olan adamın, hani bu paradan ziyade bu arabayı alacak olan adamın bir Mercedes kültürü olacak yani. Onu yani, söyle. Altyapısı olacak. Sevecek bu arabayı. Yani, severek binilir. Yani, bu araba aşk, bir sevgi işi. Bunu bilen adam alır. Binen adam severek biner buna. Tabii. Bir de sıradan bir adam gelip de ya bu iyiymiş abi bunu ver de bineyim demez zaten. Bir de şöyle bir şey var abi. Mesela bunun eski 124'lerin 210'ları biraz daha, 210 değil de 124'ler biraz daha kara düzen olduğu için toparlaması kolay. 124'ü de geliyor. Geliyor mu 124'ümüz? O da geliyor. O da ha geliyor. Şey geliyor. Neydi? FS 088 mi geliyor? FS 087 mi? 87. Heh. FS 087 geliyor. Murat abi buldu mu onu? Buldu. Kaç sene sonra buldu abi? Yalan olmasın. 12 sene mi? 12 sene sonra ilk göz ağrısı herhalde onun. Gelsin bir de ona bir test yapalım. Şimdi bakımları falan yapılıyor. O da yakında vizyona girecek. Hadi inşallah. O zaman Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize tatlı davranın. Görüşmek üzere. Ya dizeli daha küçük hissettiriyor biliyor musun kendini araba böyle. Güçlü ya. Daha küçülerek gidiyor yani bu araba. Böyle daha bir benim hoşuma gitti. Görüşmek üzere arkadaşlar.